Merhaba, kanalımızda YouTuber'lar için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Sen de YouTube'a merak sardıysan hemen aramıza katıl. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber uzun zaman önce sözünü vermiş olduğum soru cevap videosuyla karşınızdayım ve bu videomda arkadaşlar sizlerle beraber sizlerin bana yöneltmiş olduğu soruları cevaplayacağım ve inşallah hoşunuza gider bu video. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yavaş yavaş 100.000'e doğru gidiyoruz. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. O zaman şimdi isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz Salih Gamer. Allah arkadaşımızdan gelmiş. 4000 saati kolay yollardan nasıl kasabiliriz demiş arkadaşlar. 4000 saat olayı şu an zaten tüm YouTube'da önemli bir Konuda önemli bir yer ediniyor arkadaşlar çünkü 4000 saat olmadan maalesef para kazanamıyorsunuz ve 1000 abone olmadan tabii ki hangisi size daha zor geliyor bunu yorumlarda belirtin 4000 saat mi daha zor geliyor 1000 abone mi daha zor geliyor bana kalırsa arkadaşlar 4000 saati yapmak biraz daha zor e, 1000 abone yapmak hani biraz daha kolay çünkü arkadaşlarınıza falan söylersiniz hani bir şekilde 1000 aboneyi toplayabilirsiniz ama 4000 saat toplamak biraz daha zor. E, 4000 saati nasıl kısa yollardan yapabilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani videolarında söylediğim haricinde şöyle bir şey söyleyeyim size. 4000 saati hani videolarınızın reklamını verebilirsiniz. Google Google AdWords aracılığıyla veya isterseniz Facebook'ta, Instagram'da bir yerlerde videolarınızın reklamını vererek hani kitlelere ulaşabilirsiniz. Paranız yani maddi durumunuz yeterliyse eğer, e, videolarınızın reklamını verebilirsiniz. Veya benim zaten videolarımda da 4000 saat nasıl yapılır videomda da söylemiş olduğum gibi videolarınızı 10 dakika ve üzeri yaparsanız ya da hani sıkmayan videolar yaparsanız arkadaşlar izlenme sürenizi arttırabilecek videolar yapabilirseniz bu e ee, sizlerin zaten 4000 saati yapmanız da çok yardımcı olacaktır ve kısa bir kısa bir sürede 4000 saate de geçersiniz diye düşünüyorum bu şekilde. Hani videolarınız hem birazcık izlenecek hem de 10 dakika üzeri yaparsanız eğer e, ortalama izlenme sürenizi arttırırsanız 4000 saati kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz Yasin Topal'dan gelmiş. YouTube'dan kazancına ailen el koydu mu veya çok fazla deyip aldı mı demiş. Ee, YouTube'dan kazancıma Ailem el koymadı yani şöyle bir şey söyleyeyim yani birikim yapmam için hani yönlendirdiler beni ee, zaten siz de hani mesela YouTube'dan para kazanmaya başladığınız zaman e, benim yaşlarımdaysanız en önemlisi bu benim yaşlarımdaysanız kesinlikle birikim yapmaya önem gösterin arkadaşlar çünkü birikim yapmak bu yaşta e, gerçekten ileriki hayatınızda yani e, ileriki yıllarda size çok yardımcı olacak ve hani belki öğreniminizde veya e, Bilmiyorum para zaten hayatın her alanında bize yardımcı olacak. Para sürekli lazım olan bir şey arkadaşlar. Hani ben para için yapmıyorum falan diyenler var yani YouTube'da. Tam para için yapmıyor olabilir, hobi için yapıyor olabilir. Ama e, para kazanmak zorunda yani YouTube'dan kimse boş boşuna e, emek vermez yani böyle para gelmeyecek bir şeye emek vermez kimse. E, Zamanını boşa harcamaz yani onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hobi olarak da yapıyorsanız e, yapabilirsiniz yani gayet normal bir şey bu. Ama geliriniz varsa yani hobi olarak yapıyorsunuzdur. Geliriniz olmadan hani gününüzün bir çoğunu YouTube'da harcıyorsanız e, para kazanmak zorundasınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani YouTube kazancıma ailem el koymadı. Çok fazla deyip almadılar. E, böyle. Şimdi diğer sorumuza geçelim isterseniz. Diğer sorumuz arkadaşlar. Gameless'den gelmiş. Ne kadar kazanıyorsun ve YouTube'dan başka gelirim var mı? Demiş. Ee, ne kadar kazanıyorum? Ne kadar kazandığımı söyleyemem tabii ki. Ama zaten birçok yerde aslında biraz ima ettim ama ne kadar kazandığımı tabii söyleyemem arkadaşlar. Bu biraz e, absürt kaçar. Çünkü ne kadar kazandığımı ben hani arkadaş ortamında bile söylemiyorum. Çünkü e, ne kadar kazandığımı falan bir yerde söylemeyi pek sevmiyorum açıkçası. Çünkü bu e, hani kazanç çoğu insanı böyle... Ne bileyim ben bir yerde para kazandığımı söylediğim zaman, yani YouTube'dan para kazandığımızı söylediğimiz zaman genelde YouTuber'lara çok böyle bir değişik bir algı var, değişik bir bakış açısı var böyle. Hani değişik bir algı var yani arkadaşlar. YouTube'dan para kazanmak kötü bir şeymiş gibi şu an ülkemizde görülüyor. Ama öyle bir şey yok yani imkan yani öyle yani normal bir işten nasıl para kazanıyorsanız YouTube'dan da öyle arkadaşlar. Bunu çoğu insan artık anlayamadı. Bir türlü anlayamadılar ama inşallah yakında anlarlar diye düşünüyorum. YouTube'dan başka gelirim var mı demiş. YouTube'dan başka gelirim ee, var ee, ama şu anlık açıklamak istemiyorum şu an açıklama gereği duymuyorum ama ileriki videolarımda arkadaşlar açıklayabilirim youtube'dan başka gelirim var tabii ki sadece YouTube'da ilgilenmiyorum bazı e, şeyler ya başka işlerim de var arkadaşlar onlar üzerinde şu an yoğunlaşıyorum ama e, en çok YouTube'dan kazanıyor yani kazancımın yüzde sekseni YouTube'dan geliyor yüzde diğer işlerimden geliyor şu anlık e, Belki ileriki videolarımda sizlere bunu açıklayabilirim arkadaşlar şimdi diğer sorumuza geçelim diğer sorumuz şu ayıp uzundan gelmiş en çok para kazandıran video konsepti nedir demiş en çok para kazandıran video konsepti şöyle söyleyeyim benim şu an yaptığım içerik mesela en çok para kazandıran videolardan birisi en çok kazandıran konseptlerden birisi mesela eğitim videoları yapmak en çok kazandıran konseptlerden birisi arkadaşlar mesela benim şu an bin izlenmeye kazandığım gelir 5-6 liralara ulaştığı oluyor arkadaşlar. Bu eğlence kanallarında maksimum 1-2 lira oluyor. Siz artık oradan anlayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim çocuk videoları Yapmakta da çocuk videoları da çok fazla kazandırıyor. Onların da bin izlenmeye bayağı iyi paralar aldıklarını duydum biliyorum. Böyle çocuk videolarından kastım şu an şu. Hani böyle oyuncak videoları oluyor. Çocuk şarkıları oluyor vesaire. Bunlardan gayet iyi paralar kazanılabiliyor. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz futbol canavarından gelmiş. Youtuber ve bu kadar çok aboneye sahip olduğun için okulda hiç seni kıskanan oldu, de oldu mu demiş. Okulda kıskanan yani bilmiyorum olmuştur belki ama yani okulda genelde insanlar beni seviyor ya bilmiyorum yani kimse öyle kötü gözle bakmıyor. Belki bakanlar da vardır illaki ama youtuber herkes olabilir aslında ama sadece biraz disiplin ve emek isteyen bir iş arkadaşlar. Gayet iyi karşılanıyorum hem öğretmenler açısından hem de ee, arkadaşlarım açısından bir sorun çıkmıyor yani. Diğer soruya geçelim. Diğer soru bilgili kanal. Demiş ki neden eğitim kanalı demiş. Neden eğitim kanalı size şöyle açık ve net açıklamak istiyorum arkadaşlar. Artık bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Hani eğlence kanalı neden bıraktın falan 200 bin abonelik eğlence kanalını bıraktın da gittin eğitim kanalı açtın diyenler var. Ben bunu arkadaşlar bir açıklık getirmek istiyorum artık. Neden eğitim kanalı açtım biliyor musunuz? Çünkü eğitim kanalında açık konuşacağım. Hem çok iyi para kazanıyorsunuz hem de içerik üretmekte çok zorlanmıyorum arkadaşlar. Ee, hani eğlence kanalında gerçekten emeğimin karşılığını alamıyordum. Videolarım üzerinde çok çalışıyordum. 4-5 saat belki montaj yapıyordum. Ee, video fikri arıyordum günlerce. Ama hani çok iyi bir gelirim yoktu arkadaşlar. Yani ben bunu açık olarak size söylemek istiyorum. Siz olsanız da zaten bunu seçerdiniz. Ee, bu yüzden eğlence kanalımda pek yeterli bir ilgi görmediğim için, e, emeğimin karşılığını alamadığım için ben eğitim kanalı açmaya karar verdim arkadaşlar. Ama bu kanalın bu kadar tutacağını bilmiyordum. Hatta ben bu kanalı açtığım zaman eğlence kanalıma hala devam ediyordum. Yani ben bu kanal, eğlence kanalımı hiçbir şekilde bırakacağımı düşünmüyordum. Hatta ya bırakmadım aslında şu an ama sadece ara verdim diyebiliriz. E, eğitim kanalımı bu şekilde açtım yani arkadaşlar. içerik üretmek çok kolay. E, bana göre tabii ki. Ben YouTube'da bayağı bir zaman geçirdiğim, hani geçirdiğim için bayağı bir şeyini de biliyorum. Eee çok bildiğim şeyler var bu yüzden arkadaşlar eğitim kanalında içerik üretmek bana daha kolay geliyor çok rahatım gelirim de iyi denilebilir bu yüzden arkadaşlar eğitim kanalı açtım hani açık ve net söylüyorum ben size öyle yok para kazanmamak yani para kazanmak için açmadım falan dersem yalan olur arkadaşlar e, hem gelirim çok iyi hem de içerik üretmek bana kolay geliyor bu yüzden eğitim kanalında çok daha rahatım e, bu yüzden Eğitim kanalı açtım arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz Buket Aktay'dan gelmiş. İlk ne zaman geliştiğini, daha iyi olduğunu anladın demiş. Ne zaman geliştiğimi anladım biliyor musunuz? Ben çöktükten sonra bir yükseldim. Ne zaman olduğu biliyor musunuz? Eğlence kanalım bir an çöktü benim arkadaşlar. Ee, şu anda zaten bir çöküşte ama Eğlence kanalım çöktükten sonra ben bu kanalı açıp Yükseldim o zaman anladım ki ben Youtube'da gerçekten bir şeyler başarabiliyorum Yani gerçekten e, önemli olan Zaten şudur arkadaşlar düştükten sonra Kalkabiliyorsanız e, siz gerçekten işi biliyorsunuzdur ve e, Yani Gerçekten kaliteli işler yapıyorsunuzdur Önemli olan zaten bu yani Arkadaşlar düştükten sonra kalkmanız Sizin için en önemli olan şeydir ben de O zaman zaten e, gerçekten bu işte iyi olduğumu, geliştiğimi anladım. Yani bu kanalı tekrar yükseltebiliyor olmam, bir şeyleri tekrar yapabiliyor olmam, başarılı olduğum anlamına geliyordur. Ama ben kendime başarılı dersen başarılı olmam. Sizler bana başarılı derseniz başarılı olurum. Zaten başka insanların görüşleri benim için çok daha önemli. Kendi içimden ne diyorsam o benim için çok önemli değil aslında. Sizin söylediğiniz şeyler benim için daha önemli. Diğer soruya geçelim. Diğer soru Sinan Sport kanalımızdan gelmiş. Öncelikle başarıdan cevabını dilerim canım kardeşim benim sorum şu emek vermeden gelmedi değil mi başarı demiş emek vermeden gelmedi ha aynen tamam şöyle söyleyeyim emek yani youtube'da şu an aslında emek değildi genellikle daha çok aklını kullanan ee, başarılı oluyor arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim mesela 2.5 yıldır 3 yıldır youtube'da olan bazı arkadaşlarım var fakat hala gelişemediler hani kanalları hala düşük abonede bu yüzden burada aslında önemli olan şey emek değil. Tabii ki emek de önemli ama emek değil. E, aklınızı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. YouTube'da şu an daha zeki olanlar genelde daha çok başarılı oluyor. E, hani siz gidip de kimsenin izlemeyeceği videolara bir sürü çok emek verirseniz, böyle saatlerce emek verirseniz kimsenin izlemeyeceği videolara boşuna kürek çekmiş olursunuz. Boşu boşuna e, emek vermiş olursunuz. O yüzden emek çok önemli değil şu an YouTube'da arkadaşlar. Daha çok aklını kullanan e, hem para kazanıyor hem de e, abone topluyor izlenme topluyor böyle söyleyeyim yani açık açık konuşmak istedim ben de diğer sorumuza geçelim diğer sorumuz GM Onur'dan gelmiş şu anki gelirinle 4-5 kişilik bir aile geçinebilir mi demiş e, Yok o kadar değil ya 4-5 kişilik bir aile 4-5 kişilik bir aile 4-5 aile dedi sandım 4-5 kişilik bir aile geçinebilir mi demiş Eee yani geçişinebilir galiba. Bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bizim YouTube'dan kazandığımız para sabit değil. Mesela ben geçen ay 3000 lira kazandıysam bu ay 2000 lira kazanabiliyorum. O yüzden hani böyle bir şey söylemek çok e, iyi olmaz. Hani gelirimiz sabit olmadığı için mesela bir işe girdiniz diyelim, işiniz işinizde sabit mesela 3 bin lira alıyorsunuz. Her ay 3 bin lira alırsınız ama YouTube'da öyle değil. Siz mesela YouTube'da bir ay 5 milyon izlendiniz, 10 bin lira alırsınız. Bir ay 2 milyon izlendiniz, 3 bin lira, 4 bin lira alırsınız. Böyle yani bu sabit bir gelir değil arkadaşlar. Bu yüzden hani bir aile geçindirilemez diye düşünüyorum YouTube'dan kazandır, kazanılan parayla. Ee, çünkü çok bir garantisi yok paranın. Hani ne kadar izlenirseniz o kadar para kazanıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Geçen ay kazandığım parayla bir aile geçinebilirdi böyle. Açık ve net konuşuyorum. Bu videoda bayağı açık konuşmaya başladım yalnız. Neyse. diğer sorumuza gelelim. Diğer sorumuz oyun odası. Youtube'dan kazandığın gelir ile ne yapıyorsun demiş. Youtube'dan kazandığım gelir ile ne yapıyorum? Kazandığım gelirin mesela bir aylığımın yarısını birikim için Birikmek, biriktirmek için koyuyorum arkadaşlar. Mesela şöyle örnek veriyorum. 2000 lira kazandıysam 1000 lirasını birikim yaptığım yere koyuyorum. 1000 lirasını da harcıyorum. Yani bilmiyorum üstüme başıma bir şeyler alıyorum ya da ekipman vesaire lazım olduğu zaman ekipman alıyorum. Böyle geçiyor yani böyle harcıyorum paramı. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuz da Taha Yalçın'dan gelmiş. Senin verdiğin taktikleri uygularsak yaklaşık ne kadar sürede kanal patlar demiş. Arkadaşlar söyle, şöyle söyleyeyim. Benim verdiğim taktikler sizin kanalınızın altyapısını hazırlamak amacıyla verilmiş taktikler. önemli olan tabii ki sizin içerikleriniz. Yani ben size şunun garantisini vermiyorum. Hani benim videolarımdaki dediğim şeyleri yaptıktan sonra e, kanalınız çok yükselecek, çok izleneceksiniz filan demiyorum arkadaşlar. E, bunun garantisini veremem tabii ki. Önemli olan sizin içerikleriniz, sizin yaptığınız iş, e, konseptiniz bunlar önemli olanlar. Ben sadece sizin kanalınızın altyapısını hazırlamanızda yardımcı oluyorum. Hani nasıl daha iyi gözükebilir, nasıl daha iyi tasarım yapabilirsiniz. Bunu e, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Zaten benim dediğim şeyleri herkes yaptığında böyle yükselseydi o zaman zaten YouTube'un hiçbir anlamı olmazdı. Ee, böyle bunu söylemek istiyorum yani arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. 400-500'den fazla soru geldi hem Instagram'da hem de YouTube'dan. Arkadaşlar bu arada Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da fotoğraflarımın altına yorum olarak sorularınızı yazarsanız onları da bir sonraki videomda cevaplandırmayı düşünüyorum. Instagram adresim zaten aşağıda bir yerde çıkmıştır. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.